Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabii 2024'e başladık. Yeni bir yıl. Sektörümüz için de tabii yeni hedefler, yeni planlar var. Bugün Kuyumcu Kent'te çok önemli isimleri misafir ediyoruz. Çok değerli bir isim sektörümüz açısından. Tabii özellikle sektörümüze hedef belirleyen, yön gösteren isimlerden biri Hoşgör Pırlanta'nın firma sahibi Sayın Ceyhan Hoşgör. Yayın konuğumuz efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa'cığım. Sizi Kuyumcu Kent'te görmek çok güzel. Evet, çok sevindiriyoruz. Bugün güzel de bir toplantı vardı. Evet, bu toplantı bahanesiyle geldik. Kuyumcu Kent esnafımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Biliyorsun altında büyük bir fark var kilo bazında. Bununla ilgili neler yapılabilir? Sektör büyükleri Sayın Münir Beyefendi buradaydı. İstanbul Sanayi Odası'nın bu konu hakkındaki girişimleri, İhracatçılar Birliği'nin bu konu hakkındaki girişimler hakkında bütün sektörü Kuyumcu Kent'e bilgi verdi. Biz onu dinlemeye geldik kendisini. Gayet verimli geçti. Eski Başkan Mustafa Kamer görüşlerini bildirdi. Bilgi alışverişinde bulunduk. Neredeyiz, nereye gidiyoruz, neler olacak diye bilgi alışverişi yaptık. Gayet verimliydi. Kısa güzel bir toplantı oldu. Efendim şimdi kısa süre önce de Antalya'daydınız. Evet. 2024 fuarla başladı. Evet. Nasıl geçti Antalya Fuarı? Antalya Fuarı güzeldi, keyifliydi. Zaman açısından tatilden hemen çıktıktan sonra oldu. Yıla hızlı bir giriş yapmamızı sağladı. Yaklaşık birliğin söylediğine göre 600-650 yabancı firma gelmişti. Müşteri yelpazesi verimliydi. Biz güzel bir fuar geçirdik. Gayet memnunuz. Emeklerine sağlık. Bundan sonra önümüze bakacağız. Fuarlar Ocak ayında bundan sonra Vicenza var. Vicenza'dan sonra bizim diğer Arap Yarımadası'ndaki fuarlarımız başlıyor. Dubai'de fuarımız var. Arkasından Katar'a gideceğiz. Ondan sonra Almanya'da fuarımız var. Ondan sonra Hong Kong. Böyle hızlı bir şekilde seneye girdik. Antalya'da bunun öncüsü oldu. Efendim şimdi 2023'te biraz resesyon söylentileri vardı. Evet, evet. Çok da kötü geçmedi gibi ama 2024'te neler bekliyorsunuz? Yok, resesyon söylentileri bence biraz abartı. Ben dünyanın bir resesyon yaşayacağını düşünmüyorum ama 2024'ün de zor geçeceğini düşünüyorum 2023'e oranla. Daha çok çalışmak gerekecek, daha çok koşturmak gerekecek. Fakat ben öyle derin bir resesyon olacağını dünya çapında 2024 yılında ya da daha ileri bir tarihte beklemiyorum açıkçası. Yeni pazarlar, yeni hedefler vardır muhakkak. Yani illa ki yeni pazarlar, yeni hedefler var. Bizim işimiz zor çünkü high jewelry üretiyoruz ve high jewelry pazarlıyoruz biliyorsun. Müşteri gamımızı geliştirmek için çok farklı ülkelere gidiyoruz. Geçtiğimiz 2-3 yılda Güney Amerika ile çok uğraştık. Geçen sene ve 2024-2025 yılında da Avrupa pazarına açılma hedeflerimiz var. Butik mağazalarda Avrupa'nın lüks turizm olan beldelerinde, butik mağazalarda, diğer dünya markalarını satan, diğer dünya mücevherini pazarlayan, satan butik mağazalarla görüşmelerimiz var. Bunun sayısını arttırma derdindeyiz. Hoşgör'ü dünyada bir marka yapma ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye'de de high jewelry üretildiğini, kaliteli işlekli ürün üretildiğini, pahalı, katma değerli ürün üretildiğini, mücevher üretildiğini dünyaya kanıtlamamız ve göstermemiz gerekiyor. Efendim, başarılı, mutlu bir yıl diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz.